Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz, şimdiden tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu bölümde okçulukta olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz'un hayat hikayesini mercek altına aldık. Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken okçuluk sporuna ilgi duydu ve dersler almaya başladı. Ailesinin de desteğiyle okçulukta ilerlemek için omuzlarını geliştirme amacıyla 8 yaşına kadar yüzme, ardından koordinasyon sağlamak için de basketbol oynadı. Ayrıca görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için bir senede resim kursuna giden genç sporcu, göz ve el koordinasyonuna katkı sağlaması amacıyla da piyano kursu aldı. Mete Gazoz, sanatın ve sporun çeşitli dallarında eğitim alarak kendini geliştirdi. Kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettiren Mete Gazoz, ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. 2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise ikinci turda veda etmesine karşın tüm Türkiye artık Mete'yi tanıyordu. Ancak o senelerde attığı bir tweet, 4 sene sonra gelecek olan olimpiyat şampiyonluğunun adeta ayak sesleriydi. Mete Gazoz paylaştığı tweetinde şunları söyledi: "Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'dan altın madalyayla döneceğim." Mete Gazoz, Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz'le beraber dünya üçüncüsü oldu. Ardından 2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazanan Mete'nin hedefi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ydı. Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyat Oyunları bireysel okçulukta son 16 turunda önce Avustralyalı Taylor Ward'u mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Başarılı sporcu bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan Birleşik Devletli Brady Ellison'ı eleyerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde ise Japon Furukawa'yı mağlup ederek finale kalan Mete Gazoz, İtalyan Maura Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. İtalyan rakibine karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen setlerde pes etmeyen Mete Gazoz, karşılaşmayı 6-4 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz genç yaşta olmasına karşın kazandığı bu altın madalya, Türk spor tarihimizin en önemli başarılarından biri olarak tarihteki yerini aldı.